Manisa Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Altın Üzüm Kısa Film Festivali, final gününde Manisalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Manisa Altın Üzüm Ustaya Saygı Onur Konu olarak ilimize gelen Yeşilçam'ın efsane isimleri Cüneyt Arkın, eşi Betül Cürekli Batur, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve başkan yardımcıları tarafından Malta'daki Şehzade Restoran'da ağırlandı. Yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Funda Solak, İl Jandarma Komutanı Albay Vural Erol ve eşi, birim müdürlerinin yanı sıra sinema, televizyon ve tiyatronun Demet Evgar, Zafer Algöz, Melih Ekener, Kerem Fırtına gibi tanınmış oyuncuları da katıldı. Şehzade Restoran'daki yemeğin ardından Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki ödül gecesine geçildi. Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki geceye Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli, Manisa Cumhuriyet Savcısı Enis Yavuz Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Vural Erol, Emniyet Müdürü Yunus Çetin, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Manisalı sinema sever katıldı. Hoş geldin. Ama sizin sevgilisiniz. Film eşleri yanında. Film icabı. Film icabı. Biz yanında. Bir festivalin ödül törenine geçmeden önce gecenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. Sayın Müdürüm, değerli jüri heyeti, değerli sanatçılarımız, değerli Manisalılar, Osmanlı mirası, üzümün ana vatanı, Şehzadeler şehrine ve kültür ve sanat merkezi olmaya aday Manisa'mıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün bizim için heyecanlı bir gün. Gerçekten gurur duyulacak ve değişen bir Manisa'da markalaşma noktasında kültürün ve sanatın giderek her geçen gün ivme kazandığı bir aktivitelerden bir tanesini daha bugün yaşıyoruz. Çocukluğumuzda beyaz perdemizin ilgiyle izlenen kahramanları ve idollerini bugün burada ağırlamaktan çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Manisa'ya hoş geldiniz efendim. Evet, bir yıl önce bir maceraya atıldı Manisa Belediyesi. Kısa metrajlı olarak düşündüğümüz bu maceramızın uzun soluklu bir serüvene dönüşmesi için çabaladık ve çabalıyoruz. Nihayetinde bugün ikinci kısa film festivalini, Altın Üzüm Kısa Film Festivalini bugün kutluyoruz. Önceki yıl kapanış konuşmasında yaptığım konuşmada festivalin Manisa'yı sinemayla ve tiyatroyla birleşeceğini ve kavuşturacağını sözlerimizle ifade etmiştik. Bu sözümüzü bugün yerine getirerek geride bıraktığımız bir yıl boyunca onlarca tiyatro oyunuyla halkımızı buluşturduk ve Manisalı'ya tiyatroyu sevdirmek için çabaladık. Bunun yanı sıra belediye şehir tiyatromuzun her fırsatta cesaretlendirerek yeni oyunlar çıkarmasını eksiksiz bir şekilde destekledik. İnanıyorum ki Manisa tiyatro noktasında her geçen yıl coşkuyla ilgisini arttırmakta, Manisalı vatandaşlarımızı memnun etme noktasında sevindirmektedir. Biz belediyeciliğin
sadece kentin sorunlarıyla ilgilenmek, asfalt yapmak, çöp toplamak olmadığını ifade etmek istiyoruz. Ve bunu göstermek istiyoruz. Alışılmışın dışına çıkarak Manisa gençliğinden geleceğin yönetmenlerini, aktörlerini, aktrislerini yetiştirmeyi hayal ettik. Bu hayalimizi ısrarla sürdürüyoruz ve sürdürme niyetindeyiz. Türk sinemasına onlarca oyuncu ve emekçi kazandırmış kentimizin daha popüler hale gelmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü biz sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözleriyle bizlerin yolunu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal'in isminde gidiyoruz. Bu anlamda kısa film gibi günümüzün popüler sanat enstrümantenlerini önemsiyoruz. Gençlerimize değer veriyoruz. Onları sadece tiyatro noktasında değil, sinema olarak değil, konservatuvar düzenlemeleriyle, müzik stüdyoları açmak suretiyle, diğer sanat faktörlerini de dahil ederek bütün enstrümanlarımızı hayata geçirebilmenin çaba ve gayreti içerisinde hizmetlerimizi Manisa Kültür ve Sosyal Müdürlüğü olarak yapmaya çalışıyoruz. Onların heyecanı bizi memnun ediyor, sevindiriyor ve mutlu ediyor. Manisa'mıza gelerek bizleri onurlandıran Türk sinemasının duayenleri, kıymetli misafirlerimizle bir kez daha teşekkür ediyorum. Şahsım adına, tüm Manisa halkı adına sağ olun, var olun. Tabii ki burada yine Manisa'nın medarı iftarı kızımız, benim çok yakın kardeşimin Levent'in kızı Demet Evgar Hanım'a ve jüri heyetine, bütün buraya katılan, hizmet veren tüm değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Burada bütün emeği geçen, başta müdürlüğümüz olmak üzere bu aktivitede, bu organizasyonda emek veren firma yetkililerine ve katılımcılara, Manisa halkı adına herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Daha sonra Vali Halil İbrahim Daşöz'de bir konuşma yaptı. Önemli sanatçıları Manisalılarla buluşturan ve Kısa Film Festivali'ne öncülük eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Belediyesi'ni tebrik eden Vali Daşöz, Manisa'da sanat adına gurur duyulacak bir gece yaşadıklarını ifade etti. Vali Daşöz'ün ardından festivalin jüri üyeliğini de yapan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Evgar söz aldı. Yıllar önce sinemasının dahi olmadığı Manisa'da artık film festivali düzenlendiğini belirten Evgar şunları söyledi. Haddinden fazla heyecanlıyım. Böylesine büyük ustaların karşısında böyle bir görevde burada olmanın heyecanı çok büyük. Ama bunun yanında Manisa'da büyüdüğüm için, Manisalı olduğum için şu anda çok duygulu bir durumdayım. Çünkü ben bu şehirde büyüdüm. Ve çok değil, bundan 10 yıl öncesine kadar adam akıllı bir sinemamız yoktu. Çok ironik olabilir ama ben Manisa'da ilk sinemayı, kendi filmim, ilk sinema filmi, izlediğim sinema filmi kendi filmimdi maalesef ki. Ve çok değil 10 yıl sonra ikincisini kutladığımız bir festivalimiz var. Önce çok büyük sevgiyle, sonra da çok büyük saygıyla belediye başkanımıza, Cengiz Ergün'e çok çok teşekkür ediyorum. Okumuş Adamlar Fikir Atölyesi'ne Muzaffer Akkılıca çok teşekkür ediyorum. Ve umuyorum ki festivalimiz çok kısa bir zamanda, geçen sene açılışta da bunu söylemiştik, çok güzel bir ivmeyle gideceğine hep inandım.
Ve büyüklerimiz de bizim gibi inanıyorlar ve sonuna kadar destekliyorlar. Ben Manisa'nın ilk defa bu kadar destek gördüğüne şahit oluyorum. Ve eminim çok kısa bir zamanda uluslararası platforma bu festivalinin festival taşınacaktır. Sonuna kadar da herkes destekleyecektir. Özellikle Manisalıların desteğine çok ihtiyaç var. Çok teşekkür ederim. Evgar'ın ardından jüri başkanı Profesör Doktor Özdemir Nutku da bir konuşma yaptı. Gençlerin oldukça yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerinin ortaya çıkması için öncülük edenlere teşekkür edilmesi gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Nutku, özellikle belgesel film alanında önümüzdeki yıllarda çok yetenekli yönetmenlerin ortaya çıkacağını ifade etti. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün, jüri üyeleri Profesör Doktor Özdemir Nutku, Demet Evgar, Lale Kabadayı, Faik Kerteli, Onur Çakalöz, Engin Kümüştekin ve Tayfun Şengöz'e teşekkür plaketi ve içerisinde Manisa'yı tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çanta takdim etti. Evet, alkışlayalım lütfen jüri üyelerimizi. Gerçekten de çok zorlu bir süreç, değerlendirme süreci. O süreci zahmetsizce, sorunsuzca atlatmış jüri üyelerimiz gerçekten de daha büyük alkışı hak ediyorlar diye düşünüyorum. Yani şimdi de Manisa Belediyesi'nin hediyeleri. Neler var Sayın Başkanım içinde? Sayın Başkanım, içinde neler var? Bir seneye yetecek erzak var. Bir seneye yetecek erzak varmış. Öyle söylüyor Özdemir Bey. Ömer'e hemen gelen şeyler var. Öyle mi? Manisa 2. Altın Üzüm Manisa Film Festivali jüri üyeleri ve Manisa Belediye Başkanı'nı birlikte. Plaket töreninin ardından Çağdaş Yaylı Müzik Grubu Yeşilçam Filmleri slide gösterimi eşliğinde Yeşilçam Müzikleri dinletisi gerçekleştirdi. Müzik dinletisinin ardından sahneye sırasıyla Ustaya Saygı Onur konukları Filiz Akın, Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit davet edildi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün elinden Ustaya Saygı Onur ödülünü alan ünlü sanatçı Filiz Akın şunları söyledi. Bu güzel hisler için yani söyleyecek şey yeterli değil. Çok teşekkür ediyorum. Size sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında bu kadar kısa kesmek istemiyorum. Sesim bu telafiden sonra arada sırada böyle oluyor. Ama iptal etmek istemedim.